Bu ekranda arızalı odalardan bahsetmiştik. Dilerseniz oda arızalarının ya da oda bakımlarının nereden takip edebileceğini bir de görelim. Normal housekeeping ekranının sağ alt köşesinde yer alan Out of Order ya da Out of Service seçeneği ile odaları arızaya ya da hizmet dışına çıkartabiliriz. Yeni bir kayıt girişi ile belirli oda numaraları ya da oda numarası aralığı 100'den 104 numaralı odaya kadar hangi tarihler içinse ilgili tarih aralığı tanımlanarak hizmet dışı mı, servis dışı mı olduğu belirtilerek bunların ikisinin arasındaki fark eğer arızanın çabuk giderilmesi bekleniyorsa ve herhangi bir şekilde toplam satılabilir oda sayısından düşmesi hedeflenmiyorsa Out of Service yani hizmet dışı seçeneği kullanılmalıdır. Out of Order ise otelin genel yönetim raporlarında ya da ileri yönelik takip edilen forecastlerde satılabilir oda sayısını etkileyeceğinden dolayı gerçekten fiziksel arızası bulunan odalar için kullanılmalıdır. İkisinin arasındaki diğer bir fark ise Out of Service'in mutlaka ve mutlaka bir saate bağlanacak olmasıdır. Odaların ilgili saat ve ilgili günü geldiği zaman arıza kaydından çıkarken hangi statüyle dönmesini istiyorsak burada da Return statüsü altından bunu tanımlayabiliriz. Önerimiz daima ve daima Return statüsün 4 olarak bırakılmasıdır. Sistem 100, 101, 102, 103 ve 104 nolu odaları elektrik nedeniyle servis dışına çıkartmış durumdadır. Bu menüyü ayrıca Rooms Management altından Out of Order seçeneğiyle de erişebilirsiniz. Mevcut arıza kaydını tarihinden önce çözmek için hiçbir zaman sağ tarafta yer alan Delete tuşuyla silme işlemi gerçekleştirilmemelidir. Yapılması gereken işlem Edit ile arıza kaydının içine girilip arıza kaydının sonlanacağı günün sistem tarihine yani bugüne çekilmesidir. Böylece 100 nolu oda tekrar satılabilir bir hale gelmiştir. Housekeeping ana ekranının altında yer alan Room Info seçeneği ile seçili olan oda üzerinde genel bilgilere erişebiliriz. İstatistik altından o anın bir fotoğrafı çekilip genel oda durum bilgisi kontrol edilebilir. Aynı şekilde Rooms Management altındaki Kontrol H ile de ulaşılan House Status ekranının sağ üst köşesi de yine Housekeeping'i ilgilendiren bir bölümdür. Buradaki Out of Order ya da Out of Service'in yanındaki mavi kutucukların kulaklarından çekerek ilgili ekranlara geçiş sağlanılabilir. Quick Action ile az önce tek tek ya da toplu halde odaların durumunu değiştirmeyi görmüştük. Buradan onu daha çabuk bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Tesisteki tüm odaları temiz olarak addetmek istiyorsak tüm odaları seçip Green tuşuna bastığımız takdirde tesisteki tüm odaları temizlemiş duruma getireceğiz. Orta hücrelerde yer alan ekranların bir çıktısını almak istiyorsak sağ alt köşedeki Print butonu işlevsel olacaktır. Yine aslında bir bakıma kat hizmetlerini de ilgilendiren kayıp eşya modülüne ise Front Desk altından kullanıcılar erişebilirler. Kayıp eşyalar sol bölümde, buluntular ise sağ bölümde listelenecek şekilde yeni kayıt girişi yapılmalıdır. Örnek olarak Rolex marka saatini kaybettiğini bildiren bir konuğu kayıp kaydını buradan işleyebiliriz. Nerede kaybedildiği bilgisini ise eğer oda genel alan ya da toplantı salonlarından bir tanesi değilse Where kısmına Edit'e yazabiliriz. Hangi tarihe kadar saklanacaksa da bu kaydın saklanacağı tarihi var ise ilgili notları buradan ekleyebiliriz.
Bunların eşyaları ise sağdaki New tuşu ile girebiliriz. Sistem bulunan eşyaları mutlaka ve mutlaka bir seri numarası verecektir. Depoya kaldırırken de bu seri numarasını eşyanın üzerine etiketlemekte fayda vardır. Eğer kayıp eşyalar için ya da bulunan eşyalar için herhangi bir aksiyon yapılmış ise buradan da aksiyonlar arasından bir seçim yapılabilir. Kayıp ve bulunan eşyaları birbiriyle eşleştirmek için yapılan aramadan sonra orta bölümde yer alan Match seçeneğiyle bu kayıp eşya kaydı çözülebilir. Aramalarımızda eşleştirilmiş ya da çözülmüşler hariç ya da dahil olarak arama yapabiliriz. Testteki arızaların takibi ise Maintenance menüsü altından yapılabilir. Mevcut arama ekranında sağdaki New tuşu ile istersek belirli bir lokasyona sahip ki bu otelin genel alanları ya da otel içindeki herhangi bir tanımlı olan restoran, bahçe ya da otel dışı gibi herhangi bir location tanımı da olabilir. Onun dışında toplantı salonları ya da odalardan bir tanesinin arıza kaydı girişi yapılabilir. Arıza kayıtları için sorumlu bir personel atanabileceği gibi bu bölümde boş bırakılarak genel olarak bir atama yapılabilir. Arızanın beklenen bitiş saati ya da tarihi ise bu ekrandan doldurulabilir. Arıza kayıtların çözülmesi için ise arama ekranı üzerinden sağdaki Resolve Now butonu kullanılabilir.